Banyoya bak. Tabii ya, Vitra. Unuttuk biz bunu. Hayranlık uyandıran evlerde seramik Vitra'dır. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my... Hijyenik ve rengarenk dizaynıyla Kıbrıs'ta bir ilk. Çocuk kuaförü, birbirinden ters kıyafetler ve aksesuarlar, çocuklara özel tasarımla Gogo Biz bir başka. Wow, böyle bir yer hiç görmemiştim. Kuaför var, hem de çocuklar için. Özel butik var, oyun alanı var, sıcak çikolata bile var. Gogo Biz tam bize göre. Haydi hemen gelin. 444-23-37. Yeni Yüzyıl Anaokulu karşısı Marmara Lefkoşa'da. Nest, başkent Lefkoşa'nın merkezinde, Yenişehir'de modern mimarisi, rahatlık ve konforunuz düşünülerek tasarlanan 2+1 daireleriyle yeni bir yaşam alanı sunmak için özenle yükseliyor. Kolay ulaşım, estetik değer, gaz beton ve konfor çift camın sağladığı enerji tasarrufu, asansör avantajı ve hayatınızı kolaylaştıran detaylar, Babavura Enterprises güven ve kalitesiyle Nest'te buluşuyor. Şehrin yenisi Nest Yenişehir'de. Detaylar için bize ulaşın. 0392 223 74 32 nest.babavurakonut.com. Değerli izleyenler, güne bakışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araya geçmiştik ve aranın ardından konuğumuzla karşınızdayız. Konuğumuz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ercan Ak Erzurumlu. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüsnü. Bugünkü yayınımızda tarımla ilgili konuşacağız. İzleyicilerimize de aslında merak ettikleri birçok soruya ilişkin de cevap vermiş olacağız. İnşallah. Tabii öncelikle sizin yürüttüğünüz çalışmalar var. Onlardan başlayacağız programımızda. Hükümetimizi, gelen hükümetleri, giden hükümetleri hep eleştiririz. Basın yoluyla konuklarımız da eleştirir ve tarım politikalarımızın bugüne kadar tamamlanmaması hep şikayet konusu olur. Bu konuya ilişkin de siz neler yapıyorsunuz, içeride hangi çalışmaları yürütüyorsunuz, bugün sizden dinleyeceğiz. Tabii önemli bir çalışma da hazırladınız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii sizi de biraz tanımak istiyoruz. Çok fazla ekran önüne çıkan isimler değilsiniz. Zaman zaman sizleri görebiliyoruz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu imkanı sunduğunuz için. İsmim Ercan Akerzurumlu. Ben Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün müdürüyüm şu an. Aslında Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün personeli olarak görüyorum kendimi her zaman. Çünkü şöyle bir güzel bir olayla başladım ben Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne. İlk münhaliyle daireye giren ilk kişiyim. Yani Tarımsal Araştırma Enstitüsü belki de ülkemizin en genç dairesi, Tarım Bakanlığı'nın da en genç dairesi ve ilk personeli olarak ben göreve başlamıştım tarımsal araştırmada. Yani ben göreve başladığım 1997 yılında sadece bir müdürümüz ve bir tek ben vardım. Tabii ki bu kısacık ama insan ömrü için aslında uzun sayılabilecek bir süre, işte 20 yıllık bir süre. Çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğimize inanıyorum enstitü içerisinde. Fakat bunları inanıyorum ki ne kadar çok halkımızla paylaşabilirsek, üreticilerimizle, tarım sektöründeki dostlarımızla, arkadaşlarımızla ne kadar çok paylaşabilirsek, bilimle uygulamayı ne kadar iç içe koyabilirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum.
Kaç kişilik bir kadrosunuz şu an? Valla toplam kadro sayımız 32, 7 mühendis arkadaşım. Sadece enstitünün içinde olan? Enstitüde, evet. 7 mühendis arkadaşımız var, işçilerimiz var, kitabet hizmetlerinde arkadaşlarımız var, odacılarımız var. Küçük bir kadroyuz. Ona baktığınızda yani mesela Rum tarafında 60 doktoralı eleman var. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde. Yine Türkiye'de Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bakanlığın en geniş kadrosuna sahip. Hep eğitimli, akademik düzeyde, uluslararası yayınlar yapan kadroya sahip. Amacımız bizim de o. İnşallah bir gün o günleri de görürüz. Çok geniş bir kadroyla büyük araştırmalar yapan bir daire haline geliriz inşallah. Peki neler yapıyorsunuz orada yıllardır? Şimdi Gülsüm Hanım şöyle başladık. Biz 2000 yılında aktif olarak araştırma çalışmalarını başlatma şansı yakaladık. Dönemin bakanı, Tarım Bakanı İrsen Bey'di. İrsen Küçük Bey. Çukurova Üniversitesi ile bir protokol imzalanmıştı. Evet, hatırlıyorum. Evet, iki kurum, bakanlık ve Çukurova Üniversitesi arasında araştırma projeleri yapmakla alakalı. Oradan gelen ekiple tabii biz o zamanlar çok gençtik. Hocalarımızdı tabii üniversiteden gelenler. Tarla bitkilerinde, bahçe bitkilerinde, örtü altında ülkede adaptasyon çalışmaları başlattık. Yani hangi tür ve çeşitlerin ülkeye uyum sağlamasıyla ilgili denemeler başlattık. Ve inanın ki yani bugün bu bitirmiş olduğumuz, biraz sonra inşallah paylaşma şansı bulacağımız bitki deseninin planlamasıyla ilgili altyapıyı o günden biz oluşturmaya başladık. Daha sonra yine Çukurova Üniversitesi Toprak Bölümünün ülkemiz adına yapmış olduğu, tabii ki bizler de şans bulduk, bir fiil araştırmada çalıştık. 6 ay arazilerimizi gezdik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tamamının toprak haritasını çıkardık. Bu çok önemliydi çünkü elimizdeki tarımla alakalı en önemli, ki sadece tarımla alakalı değil. Bugün düşündüğünüzde nüfus yapımız, yerleşim, yollarımız, sanayimiz, şehirlerimiz, her şeyi ilgilendiren çok detaylı bir toprak ötüt çalışması yapıldı. Ve burada şu ortaya kondu: ülkemizde ne kadar bir alanımız var, bu alanın ne kadarı tarım arazisi, tarım arazisi içerisinde de birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olarak değerlendiriliyor tarım arazileri, biliyorsunuz. Neresi sanayiye uygun, neresi şehirleşmeye uygun? Tabii bunlar bilimsel yönden ortaya konurken mutlak surette yasal olarak da desteklenmeli ki önümüze kaliteli bir yapılaşma ortaya çıksın. Yani bizim tabii ziraatçı olarak hep savunduğumuz şudur: kesinlikle tarım arazilerine yerleşim yapmamalıyız. Eğer biz yerleşim yaptığımız noktalarda tarım arazilerimizi harcarsak ileride tarım yapacak alan bulamayız. Yani ziraatçı olarak tabii ki bakış açımız bu. Ya da işte yollarımızın geçeceği noktalar, sanayinin kurulacağı noktalar. Yani kısacası bu toprak ötüt ve haritalama projesi bu konuların hepsine çok net bir şekilde yani bir öngörüş sunan çok değerli bir çalışmaydı. Bu çalışmayı tamamladık. 2003-2004 yılında çalışma tamamlandı. Fakat çok üzülerek söylüyorum ki, bilmiyorum tabii bu konuda mutlaka farklı görüşleri olan yetkili arkadaşlarımız da olacaktır ama 2004'ten 2009'a kadar çalışmamız sadece rafta kaldı. Neden yani, rafta kaldı? Yani bu uygulamaya alınmadı. Tarımsal olarak da değerlendirilmedi. Diğer bahsettiğim konularda da herhangi bir noktada değerlendirilmedi. Yani şöyle şu kadar kalın bir kitap şeklinde raflarımızı süsledi. Bilimsel açıdan tabii ki bizlere çok gurur verdi ama yani fiiliyatta halkımız bu çalışmadan faydalanamadı. Kısmet oldu, 2009 yılında Sayın Nazım Çavuşoğlu Tarım Bakanı olarak atanmıştı. Ben de yine dairede bir mühendis olarak çalışırken Sayın Bakanımız uygun buldu, hükümetimiz uygun buldu ve ben dairenin müdürü olarak atandım. İlk işim inanın Çukurova Üniversitesi'ni ziyaret etmek oldu. Dedim ki oradaki hocalarımıza, bizim bu çalışmaları mutlaka halkımıza indirmemiz, onlarla paylaşmamız lazım. Burada çok değerli, az önce bahsetmeye çalıştığım adaptasyon çalışmalarının sonuçları var. Burada toprak ötüt çalışmasının sonuçları var. Bunları paylaşmalıyız. Şimdi oturup değerlendirdiğimizde Gülsüm Hanım, şöyle bir tablo çıktı ortaya. Aslında neye sahip olduğumuzla alakalı her türlü bilgiye sahibiz. Bunun sonrasında yapılması gereken olay ne? Bunun bitkisel üretimde planlanması, bunun şehircilikte planlanması, bunun sanayide planlanması. Biz tabii branşımız ve bulunduğumuz mevki itibariyle görevimiz olarak algıladık bitkisel üretimin planlanmasını. Ve
Tabii biliyorsunuz hükümetlerdeki sürekli değişiklikler, ne yazık ki sürekli başımıza gelen bu müşavirlik sistemi. Ben de 3 sene müşavirlik görevi yürütmekle karşı karşıya kaldım. 2013 yılında çalışmayı çok iyi bir yere taşımıştık. 2013'ten işte 3-4 ay öncesine kadar bir müşavirlik süreci yaşadım. Daha sonra göreve geldiğimde yine kısmet oldu. Nazım Çavuşoğlu Sayın Bakanımız, Tarım Bakanı olarak görevde. Biz de yine onun takımında yer aldık ve Sayın Bakanımızın bizden hemen arzu ettiği konu tarım master planının bitirilmesi lazım, bitki deseni planlamasının bitirilmesi lazım. Biz bitki deseni planlamasının çalışmasını bitirdik. Yaklaşık 2-3 hafta önce de basınla paylaştık. Kitabımız da yanımda. Evet, yanımızda. Bize bu konuyu bu güzel ekrandan dinleyicilerimizle paylaşma şansı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet. İnanıyorum çünkü ne kadar net anlatırsak, ne kadar çünkü buradaki bilgi yıllarca bizim üreticilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerden oluştu. Yani hem üreticimizin alışkanlıklarını, hem görüşlerini, birliklerimizin, üretici birliklerimizin görüşlerini 2012 yılında bir çalıştay yaparak değerlendirmiştik. Yani çok kaliteli ve 99 türün görüşüldüğü 3 günlük bir çalıştay düzenlemiştik. Onun öncesinde de üreticilerimizi 2 sene boyunca hep ziyaret ettik. Arazilerini gezdik, seralarını gezdik, köylerde kahve toplantıları yaptık, gece seminerler verdik. Hep görüşlerini aldık. Yani tarımda ne arzu ettiklerini ve bunlarla bizim bilimsel yönden üniversitemizin ve Türkiye Tarım Bakanlığı'nın ve tabii ki çok değerli elçiliğimizin uzmanlarının destekleriyle çok geniş bir kadro ile de bu görüşlerle bilimsel verileri bir araya getirip harmanladık ve önümüze çok kaliteli bir program plan çıktı. İnşallah yıl sonunda tarım master planını da bitirip de hükümetimizin yayınlamasından sonra tarla bitkilerinde 5 yıllık bahçe bitkilerinde de 10 yıllık bir hedef koyduk. Yani şu andan itibaren bunu çok büyük bir mutlulukla söylemek isterim. Hiç kimse Tarım Bakanlığı'nın bitkisel üretimde bir vizyonu yoktur, bir hedefi yoktur, bir öngörüsü yoktur diyemez. Her şey burada bilimsel bir şekilde mevcuttur. Burada 10 yıllık bir hedef mevcuttur. Peki yine rafta kalacak bir çalışma mı olacak? Yani bu kesinlikle rafta kalmamalı. Ama ben tabii ki endişeliyim çünkü daha önce yaşadık yani bu siyasi sıkıntıları. Siz çalışanların sıkıntıları. Hiçbir sorunu yok yani evet. Görevlilerin. Sadece hükümet değişiklikleri. Valla işte yani ben o daireden gelen ve o dairede müdür olan bir kişi olarak müşavirlik süreci yaşadığım zaman ben tahmin ederdim ki hiç böyle bir süreç başıma gelmez. Ama yani ben çünkü kendimi hep tarımsal araştırmanın elemanı olarak görüyordum. Fakat ne yazık ki öyle değilmiş. Yani bu süreçleri ister istemez yaşıyoruz. Umarım bu bir devlet politikası haline gelir de hükümetlerin değişikliğiyle değişmez. Ben o yüzden bu master planın mecliste onaylanmasını arzu ediyorum. Ve üreticilerimize de buradan seslenmek istiyorum. Peki ne zaman öngörüyorsunuz meclise göndermeyi? Vallahi Sayın Bakanımızın hedefi, şimdi biz bitkisel üretim kısmını tamamladık. Hayvancılık kısmı çalışılıyor şu an. Hayvancılık dairesi ve veteriner dairesi yetkililerince. Peki yıllardır hiç bir çalışma yapılmamış mıydı master planı için? Vallahi inanın ben 2009'da başlattığımda bitkisel üretimdeki bu çalışmayı o gün herhangi bir altyapı bulmadım. Altyapı yoktu. Yoktu. Sıfırdan başladık. Hayvancılıkta da işte 2012-2013'te yine bir çalışma başlatmıştık. Sonra yani ele avuca sığar bir şey yoktu. Sevgili müdürümüz işte Hayvancılık Dairesi Müdürümüz Burcu Hanım ve Veteriner Dairesi Müdürümüz Hüseyin Bey geçtiğimiz haftalarda bir çalıştay düzenleyip onları da bir rapor şeklinde getiriyorlar hayvancılığın mevcut durum sorunları ve çözüm önerilerini içeren. Onu master plan içerisine bir güzel işte katıp harmanlayıp sene sonuna hükümetimizin inşallah meclisten onayı ile 2017 yılında yepyeni bir tarım anlayışıyla. Çünkü biliyorsunuz şimdi Türkiye'den su da geldi. Kısmetse tarımda tabii ki bu gelen su katkı yapacak. Ama biz su olsa da olmasa da 17 tarım bölgesi olarak değerlendiriyoruz adamızı. 17'ye ayırdık bu istatistiksel açıdan. Bu bölgelerde hangi türlerin, hangi çeşitlerin ne kadar alanda yetiştirilmesi gerekiyor? Bunu da nasıl belirledik? Şimdi çok ciddi şekilde yurt dışından biliyorsunuz ithalatımız var. Sebze, meyve. Şimdi değerlendirme yaparken hem tabii bu altyapı bilgileriyle birlikte bilimsel anlamda. Bir baktık şimdi bu ithalatı minimize edebileceğimiz ürünler var. Tabii ki her şeyi yetiştiremeyiz. Ama yetiştirebileceğimiz çok ürün var. Ve bunu planlayarak ithalatın önüne geçip
hem o yurt dışına giden paralarımızı koruyup hem de burada tarım sektöründe istihdam olanaklarını artırma şansımız var. İşte bunların hepsini düşünerek son çok uzun soluklu yapmış olduğumuz bir çalışma nihayet neticelendi. Tabii eksik yasalarımız da tarımın var. Önünde büyük engel. Tabii. Mesela hal yasası. Evet. Bu çok büyük zaten bir engel hem tarımın hem üreticinin. Evet. İnanın ki bu planlamayı yaparken Sayın Bakanımıza sunduğumuz zaman şöyle bir slide sunmuştum ben Sayın Bakanımıza. Dedim ki bu planlamanın gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz bazı kriterler var. Onların içerisinde işte dediğiniz gibi hal yasasının mutlaka bir an önce yasal ve aktif olarak hayata geçmesi ve bazı konular daha var, onları da hep belirttim. Tarım öyle bir şey ki hem üretici hem bilimsel taraf hem bakanlık yani hem de bu yasalarla desteklenmeli. Yani şu an üretici çok büyük mağduriyet yaşıyor, tüccarın eline kaldık deyip isyan ediyorlar. Evet, ne zaman duyuyoruz, mikrofonu görüyoruz uzatsan. Biz de sürekli. Enginar'da böyle sıkıntılar yaşanıyor, Narinciye'de yine böyle sıkıntılar yaşanıyor ama yine dediğim gibi ben çok mutluyum. İnanın gece çok rahat uyuyorum yani mesleğimle alakalı. Çünkü böyle bir yol haritasına %100 ihtiyacımız olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Ve şu an böyle bir yol haritamız var, hedefimiz var. Peki ne var bu yol haritasında? Bir bakalım. Önce tabii bitki deseni nedir onu bir açıklayalım izleyicilerimize. Evet, ben şöyle açıklamaya çalışayım. Yapmış olduğumuz çalıştayda 99 tane tür. Yani tür derken işte enginar bir türdür, domates bir türdür, şeftali bir türdür, erik bir türdür. Ama onun çeşitleri de var. Arpa türdür tabii. Çeşitleri de bizim 2000 yılından bu yana başlatmış olduğumuz ve halen daha sürdürdüğümüz ki bu hiçbir zaman da bitmeyecek. Her zaman çünkü tarım bilimi de yeni çeşitler üretiyor. Evet. Bu adaptasyondan çıkan ve ülkede mutlaka verimli olarak değerlendirebileceğimiz çeşitleri öneriyoruz. Yani biz burada şöyle bir bilgi aktarmaya çalışayım. Bitki deseni nedir? Hı hı. Elimizde bir listemiz var. Burada tam 48 tane türle alakalı çalışmamız var. Evet. 3-5 tane örnek vereyim mi? Tabii lütfen. Mesela tarla bitkilerinde biliyorsunuz en yoğun olarak Mesarya Ovası'nda özellikle yetiştirmeye çalıştığımız, yetiştirdiğimiz diyemeyeceğim ne yazık ki yetiştirmeye çalıştığımız mesela arpa bitkisi. Evet. Türlerden bir tanesidir yani ciddiye, önemle ciddiye aldığımız. Yine buğday, tritikale dediğimiz buğday çavdar melezi bir tarla bitkisi var. Bilmem hiç kulağınıza geldi mi? Bu da yine tarımsal araştırmanın ülkeye kattığı bir türdür. Yine işte baklası, fasulyesi, böğürülcesi, nohutu, mercimeği, susamı, mürdümü, yoncası, antep fıstığı, bademi, cevizi gibi toplamda 48 tane türü ele alarak ülkeyi de 17'ye bölerek planladık. Yani burada kitabımızı inşallah yakında başlayacağız köy gezilerine de vereceğimiz üreticilerimiz kitabımızın arkasında bir liste var. Liste 17 tane bölgeyi şuradan ben birazcık daha net izah etmeye çalışayım. Şimdi 17 tane bölgeyle ilgili bilgi veriyor listemiz. Diyor ki mesela Ercan bölgesi hangi köy ve kasabalardan oluşur? Balıkesir, Akıncılar, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ya da mesela Akdoğan bölgesi, Geçitkale bölgesi, Gönendere bölgesi gibi 17 tane bölge. Diyelim ki çok basit olsun diye şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Mesela Ulu Kışlalı bir vatandaşımız. İmkanı var ve mesela tarım sektörüyle ilgilenmek istiyor. Evet. Buradaki listeden bakacak diyecek ki Ulu Kışlada benim bir tarımsal arazim var. Gelecek bakanlığa, gelecek tarımsal araştırma enstitüsüne. Ben burada işte tarla bitkileriyle ilgili ya da bahçe bitkileriyle ilgili bir tarımsal faaliyet yapmak istiyorum. Biz de diyeceğiz ki Tarım Bakanlığımız tarla bitkilerinde buğday, arpa, tritikale, yulaf, nohut listemiz neyse bahçe bitkilerinde de badem, antep fıstığı, zeytin, babutsa gibi bölgenize adaptasyonu kanıtlanmış türler önerir. Hangisinde çalışmak istersiniz? Biz mesela diyelim ki diyecek ki ben tarla bitkileri konusunda işte arpa buğday ekmek istiyorum. Biz öneride bulunacağız yine. Arpa ekeceksen şu çeşidi ekmelisin. Şu kadar alanda ekmelisin bu bölgede. Ve bunu arzu ediyoruz ki 2017'de destekleyelim. Nasıl destekleyelim? Yani bizim planımızı uygulayacak olan üreticiye örnek veriyorum şimdi. Mesela arpa tarımına dekara 25 TL doğrudan gelir desteği veriyorsa Tarım Bakanlığı şu an. Mesela 30 verecek ki arzu ettiğimiz doğru çeşitle üretici çalışsın diye. Şimdi bundan sonra ne olacak onu da biraz izah etmeye çalışayım. Bizim planımızın dışında 40 senedir yapmış olduğu usulle
mesela tarım yapmaya çalışan bir vatandaş görecek ki mesela 150 kilo dekara arpa aldığı bir arazi yanında Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle önerdiği tür ve çeşitle tarım yapan bir kişi 350 kilo alıyor. O diyecek ki bu defa ben de 350 kilo almak için ne yapmalıyım? O da gelecek, o da bizimle birlikte hareket edecek ve ondan sonra ülkede tarla bitkilerinde 5 yıl hedefliyoruz, bahçe bitkilerinde de 10 yıl. İnşallah hep birlikte görme şansı yakalarız bunu. 10 yıl sonra ülkede diyeceğiz ki bu kadar babutsa üretimimiz var, bu kadar badem üretimimiz var. 10 yıl dediniz yalnız. Ama 10 yıl. Niye 10 yıl diyorum? Çünkü bugün tesis edeceğiniz bir bahçe zaten 6-7 sene sonra ürün vermeye başlayacak. Mevcutları ne yapacağız peki? Mevcutlardan yola çıkarak hesaplama tabii, yapamayacak mı? Yani şöyle, hani bu planın tamamen arzu ettiğimiz şekilde, yani bugünden başlasak, arzu ettiğimiz şekilde önümüze çıkması için bir 10 yıl bahçe bitkilerinde şart. Ama şöyle de bir bilgi aktarayım, yine planın içeriğinde var. Biz burada bu bahsettiğimiz 48 türle ilgili büyüme, küçülme ya da mevcut durumu mu iyileştireceğiz diye de plan yaptık. Mesela derseniz bugün arpa bitkisinde nedir Tarım Bakanlığı'nın planı? Hı hı. Arpa bitkisinde ekilen arpa alanını büyütmek niyetinde değiliz. Fakat arpa bitkisinde ekilen alandan çok daha kaliteli bir verim almak için uğraşacağız. Bu da nasıl olacak? Tarım Bakanlığı'nın yine ön ayak olduğu ve getireceği ve Tarım Bakanlığı'nın üreteceği sertifikalı tohumluklarla. Yani bugün 150 kilolarda olan arpa verimini 350 kilolara, 400 kilolara çıkarmayı düşünüyoruz. Ve bundan sonraki hedefte alana değil de kaliteli ürüne destek vermeyi planlıyoruz ki üretici bize gelip de bu konuları öğrenmek zorunda olsun. Çünkü ben bir ziraat mühendisiyim, yüksek ziraat mühendisiyim. 7 yıllık bir eğitimim var, 20 yıllık da çalışmışlığım var. Gözlemlerim şu. Yani üreticimiz tohumu alıyor, layık olduğu şekilde tohum ekimi yapmıyor. Mesela havacı dediğimiz o hani böyle pervaneli tohum saçan aletlerle ekiyoruz. Şimdi tohum toprağın altına giriyor mu, girmiyor mu, kuşlar mı yiyor, zararlılar mı yiyor? Buradan ciddi bir kaybımız var. Evet. Çimleniyor tohum, bu defa gerekli koruyucu ilaçları ya da yabancı otla ilgili mücadeleyi yapmıyoruz. Buradan bir kaybımız var. Zaten en başta tohum sertifikalı değil. Adına tescilli değil, karışık. Zaten oradan bir kaybımız var. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Bugün bu verimi alıyorsak inanın bu bile bir mucizedir. Ve bunlar planlanır ve doğru şekilde ekim yapılır. Doğru şekilde mücadelesi yapılır. Doğru şekilde hasatı yapılırsa, doğru çeşitlerle üretim miktarını artırabiliriz. İnanın ki üretim miktarı artacak. Ve şöyle bir hesap yaptık yine bunları düşünerek. 48 türde ayrı ayrı. İnanın bayağı çalıştık yani dersimize. Mesela %75 verim artışı hesaplıyoruz 5 yılda arpada, sadece arpa bitkisinde. Mesela bakla, fasulye, börülce, nohut, mercimek katmak istiyoruz üretime. Mesela bunların bugün tümünü yurt dışından getiriyoruz. Öyle mi? Bir daha tabii. Sayar mısınız onları? Bakla, fasulye, börülce, nohut, mercimek, susam, fiy, adi mürdümük. Özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Hayvancılıkla ilgili yem bitkilerinin üretimini çok ciddi şekilde yükseltmek istiyoruz. Çünkü bu imkanımız vardır. Yani tabii suyun gelişi de bu konuda bize ciddi moral veriyor. Birçok noktadaki kullanılamayan suların değerlendirmesiyle de ilgili çalışmalarımız var. Yani bugün mesela %2000 bir artış hedefliyoruz yem bitkilerinde. Bu mümkündür. Bu paraların hepsi yurt dışına gidiyor. Hayvancılık yapıyoruz ama yem bitkisini kendimiz üretemediğimiz için, dışarıya verdiğimiz için her şey tabii ki dolayısıyla çok pahalıya mal oluyor. Çok zor oluyor. Yine mesela çok bilindik örnekler vermeye çalışayım. Tabii bunlar detaylı, çok uzun saatlerce konuşabiliriz. Mesela Antep fıstığı üretimi yapmamız mümkün. Nasıl mümkün? Antep, kuraklık, sıcaklık. Tabii, yani Antep fıstığı zaten biliyorsunuz Akdeniz Türkiye'de, Antep'te. Evet. Şartlar çok uygun. Orasıyla burası arasında çok ciddi sıkıntılar yok. Yapmış olduğumuz toprak etüt çalışmaları bize Antep fıstığı yetiştirilebileceğini söylüyor. Peki hiç deneyen olmamış mı bizim meraklı üreticilerimizden? Vallahi biz yani ufak tefek var. Biz de kendi istasyonumuzda deniyoruz.
oldukça da başarılı. Bir iki yani üreticinin eğer bu konuda çalışmak isteyen üreticimiz varsa bir iki özel noktası var yetiştiriciliğinin. Onları da bizim uzman arkadaşlarımız aktaracak. Ateş pahası gerçekten bugün baktığımızda Antep fıstığı altın fiyatına gidiyor neredeyse. Evet. Ve inanın biz niye yetiştirmeyelim? Ki yani orijinal ana vatan işte yani adı üstünde Antep'te Kıbrıs'la hiçbir farkı yok. Yani toprak yapısı olarak, iklim yapısı olarak, yağış rejimi olarak. Yani bir iki böyle çarpıcı olsun yani diye örnek vermeye çalışıyorum. Üretici belki heveslenebilir ama ekranları başında olan izleyenler hayal kurmayın, hadi bırakın önce kendi tarımımızı yapalım diyebilirler bize ama yeni çeşitleri de denemek gerek. Tabii yani şimdi ben öncelikle dikkatliyseniz arpadan bahsettim. Evet, çünkü bizim mesela çok... narinciyeden de biraz bahsedeyim. Hani Antep fıstığı biraz hayal gibi olursa ama kesinlikle hayal değil. Çünkü 48 tane türü inanın ki çok dikkatlice, çok uzman profesörlerimizle birlikte planladık. Şimdi mesela badem. Badem Kıbrıs'ın ana bitki deseni. Her evin önünde var. Her bir evin tane. Önünde var. Ama planlanmış, kaliteli bakım, kaliteli çeşitlerle yetiştirilmiş bahçemiz var mı? Ne yazık ki yok. Yani badem bahçemiz yok mu? Çok az. Çok az. Çok az. Arttırabiliriz ki bence tabii, badem de çok değerli. Biz şimdi, bütün uzmanların da tavsiye ettiği sağlıklı bir yiyecek. Tabii ki düşünün ki bademin yani kullanılmadığı sektör var mı? Yani bademin ne bileyim hani kuru yemiş olarak. Yağı ya da tatlılarda yani kullanılıyor. Yani her şey. Ve biz %83 bir büyüme hedefledik mesela bademde. Ve bademle ilgili plantasyonlar planladık. İlgili o 17 bölge içerisinde. Yani orada badem üretimi yapacak olan üreticilerimizi destekleyeceğiz. Ama bizim önerilerimiz doğrultusunda hareket eden üreticileri. Yani bizim gösterdiğimiz çeşitlerle. Peki kooperatif çatısı altında mı olacak her ürün sahibi? İşte şimdi hani Sayın Bakanımıza sunarken bu planlamayı olmazsa olmazlarımız vardı. Bir tanesi de kooperatifçiliktir. Ya da bilmiyorum adı farklı da olabilir. Yani örgütlenme de olabilir. Şu an mesela kayıt altında mı üreticilerimizin hepsi? Şimdi üreticilerimizin hepsi kayıt altında değil. Kayıt altında sadece işte yani kuru ziraat yapan tahıllarla alakalı tarım yapan üreticilerim işte narinciye, enginar yani belli Tarım Bakanlığı'ndan başlar, evet. Tabii doğrudan gelir desteği alan üreticilerimiz kayıt altında. Çünkü şimdi bademde dediğim gibi yani bütün adayı geziyoruz. Ela avuca sığar ve gerçekten hani kaliteli bir şekilde kapalı bahçe dediğimiz profesyonel anlamda badem bahçemiz neredeyse yok. Zeytin de öyle değil mi zeytin zaten? Zeytin de öyle. Hep ki dağlarda. Ki adamızın simgesi yani tabii, zeytin. Mesela zeytin de çalışmalarımız arasında %31'lik bir büyüme de mesela zeytinde planlamışız. Nasıl? İşte o bahsettiğim bölgelerde yine zeytinde de çeşit önerilerimizle. Ve bu planlamayı yaparken bu fidanlara da üreticilerimizin nereden nasıl ulaşacaklarıyla ilgili de yani net fikirler öne sürerek. Yani kesinlikle bir hayal ürünü değil. Bu çalışmanın tümünün çok ciddi bir bilimsel altyapısı var. Ve çok ciddi çalışmalarla yani bugüne yani geldik. Yani bu projenin en çok heyecanlandıran kısmı kaç üreticimizin olduğunu bileceğiz, ne kadar üretim yapacağımızı bileceğiz kayıt altına alınacağı için. Şimdi, mesela bu yıl bir ürün için konuşacak olursak ne kadar ürün çıkacak bilebiliyor muyuz? Kış sebzesi diyelim örneğin lahana ya da başka bir şey yetiştireceğiz ama ne kadar çıkacak tahmini bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi şöyle yani planlama olmadan bugün mesela bakanlığımızın yaptığı uygulamayı zaten yakından takip ettiğinizi söylemiştiniz. Mesela domates üretimimiz olduğu sürece tabii ki bir de tüketici yanından da bakmamız lazım. Tüketici de kalite ve iyi fiyat arar. Evet. Yani şimdi tek elde yapmak hiçbir herhalde ülkede doğru olmaz. Yani bizim üreticimizin elinde domates var işte 10 lira oldu kilosu yok olmayacak o da. 3 liraysa 4 liraysa neyse yani günün koşulları yani o fiyatta ve arzu edilen kalitede bir üretim olduğu sürece ülkede bir kere dünya bunu böyle yapıyor. Yerli üretimin desteklenmesi ve korunması yani lazım. Bir ay önce 1 liraya aldığımız domatesi bir ay sonra biz 7-8 liraya aldık. Evet. İşte bu planlama... Kayıtları da var yani haber de yaptık. Ciddi ciddi söylüyoruz bunları. Tabii tabii. Yani biz de bu takip çok ettik. Büyük bir haksız rekabet ayrıca de tüketici için çok zor bir durum. Evet. Bunun hep planlanmayla alakalı değil mi bu durumda? Kesinlikle öyle. Şimdi tabii tarım çok riskli bir sektördür. Yani fazla yağış sorundur. Fazla sıcak sorundur. Rüzgar sorundur. Gerçekten çok meşakkatli, çok özverili çalışma isteyen bir sektördür. Ama şu ana kadar 40 senedir, ya ben 44 yaşındayım, işte 40 senedir söyleniyor bu konu. Gerçekten tarımda bir planlama yoktu.
ve bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşadık. Ben çok örnekler gördüm hep ülkemizi gezerken. Birçok hem de böyle önde gelen ve gerçekten hani böyle aşkla bu işi yapmaya çalışan abilerimizin ne kadar büyük yanılgı içerisinde düştüklerini gördüm. Mesela gidip de yurt dışından fidan aramışlar. Sonra o fidanları getirip burada 7-8 sene dikmiş oldukları bahçede bakmışlar. Sonra bir bakmışlar ki fidanların üstünde meyve yok. Ya da 3 tane 5 tane. Sonra işte biz tarımsal araştırma yetkili arkadaşlarımızla gidip de mesela araştırdığımız zaman çeşitlerin Kıbrıs'a uygun olmadığı mesela ortaya çıkıyor. O yüzden biz bu planlamayı mutlaka yapmak zorundaydık. Yani biz bu riski kendimiz araştırma bünyesi içerisinde deneyip de öne çıkan adaptasyonu kanıtlanmış çeşitlerle üreticilerimizi buluşturmak zorundaydık ki zaten riskli bir sektör. Bir de yanlış fidanla, yanlış çeşitle düşünülsüz riski. Yani yıllar boşuna gidiyor. Evet. Biraz evvel değindiniz su konusuna. Suyla birlikte tadımın da canlanacağını biz ümit ettik. Hatta hep hayalvari cümleler de kuruldu. Yani egzotik bitkiler yetiştireceğiz, meyveler yetiştireceğiz şeklinde cümleler de kuruldu. Ama bugün baktığımızda hala daha o su tarımla paylaşılmadı. Mesela bölgesi için şu an ilk planda konuşuluyor. Peki bu sizin planladığınız çerçevede suyun da dağıtımı konusu var mı? Şimdi şöyle, biz tabii Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak yani bunu yapmak zorunda hissettik kendimizi. Ne yaptık? 17 tane bölgede sulu şartlarda ve kurak şartlarda önerilerimiz var. Şimdi planlayarak bunu tabii, hareket yani edeceğiz. Su şimdi Tarım Bakanlığı'nın bir nebze ama Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün kesinlikle elinde olan bir faktör değil. Eğer su bir bölgeye gelirse ki bugün işte ilk etapta Güzelyurt'a mesela aktarılması planlanıyor. Tarımsal amaçlı Türkiye'den gelen suyun. Bu da işte 65 bin, 70 bin dekar bir alana yeteceği hesaplanıyor uzmanlar tarafından. Zaten Güzelyurt Ovası o kadar. Yani daha sonra sulanabilir noktalara taşınması belli ki ileriki dönemlere kalacak. Ama Tarımsal Araştırma Enstitüsü bugün bu planla su geldiği anda bölgelere sulu şartlarda ne yapabileceği ile ilgili çalışmasını tamamladı. Yani denirse ki Lefkoşa bölgesinde, Akdoğan bölgesinde evet artık tarımsal amaçlı bu kadar miktar su var. Biz orada neler yetiştirilebileceğini kitabımızdan hemen söyleyebiliriz. Yani biz buna hazırız. Evet. Ama suyuyla ilgili su ne gün orada hazır olur, ne gün tarıma verilir onunla ilgili tabii ben bir şey söyleyemem. Ama dört gözle bekliyoruz biz de. Önce tabii birinci etap Güzelyurt Ovası'na su düşsün. İnşallah oradaki işte mevcut durumu önce bir şahlandıralım, kalkındıralım. Çünkü biliyorsunuz sulu tarım alışkanlığı en büyük yöremiz Güzelyurt bölgemiz. Evet. Ve orada da çok ciddi sorunlar var. Çünkü deniz artık çok ciddi şekilde akifere giriş yaptı. Kuyuların artık kullanılmaz durumda olduğu. Zaten seviyeler de düştü. Tuz miktarı da inanılamayacak kadar yükseldi. Yani önce orayı bir kurtarma operasyonu yapmalıyız. Sonra kuru tarımda rekolteyi çok güzel yukarılara çekmeliyiz. Daha sonra inşallah su kapasitemiz artar. Neden olmasın ikinci boru, üçüncü boru. Türkiye'de aynı noktada biliyorsunuz 10 kat daha su denize dökülüyor. Evet. İnşallah öyle bir şans da yakalarız. Yani biz su da gelse, gelemese de tavsiyelerimize ve planı uygulamaya hazırız. Tabii üretimle ilgili zaman zaman kişilerin üretimden koptuğunu, ben hayatta olmazsam kime bırakacağım bu arazileri dediğinde duyar olmaya başladık. Çünkü artık üretimden bir gelir elde edemeyeceğini düşünmeye başladı üreticiler. Tarım politikalarının eksikliğinden kaynaklanıyor bunlar. Üreticilerin tekrardan üretimle ilgili düşüncelerinin değiştirilmesi konusunda neler yapacaksınız? Bu çok önemli çünkü vazgeçmek istiyorlar artık ama üretimsiz bir toplumu da düşünemiyoruz. Öyle yani her konuda dışa bağımlı bir toplum. Zaten yani hayat şartlarımız ortada. Kazandığımız iki kuruşun hep yurt dışına akması demek. Yani burada tutamayız demek. Evet. Çocuklarımızı köylerimizde, kasabalarımızda tutamayız demek. Ama ben şöyle bir umutla bakıyorum olaya. Eğer hükümetlerimiz ve tabii ki bu tarımdaki master plan bir devlet politikası şekline gelirse ve düşünün hani bir aileyi canlandıralım mesela bir köyde yaşayan bir aileyi derse ki mesela baba oğlum gel kuralım bir mesela işte meyve bahçesi işte suyumuz da var örnek veriyorum ya da işte kuru tarımda bir şeyler yapalım ya da hayvancılıkta bir şeyler yapalım mesela badem üretelim biz ürettikçe
kaliteli ürettikçe hükümetimiz yurt dışından gelen bademi durduracak oğlum, bizimki satılacak. O zaman biz de para kazanacağız. O çocuk niye başka yerlerde hayal kursun? Niye başka yerlerde yaşamayla ilgili şartlar arasın? Ben eminim ki mutlaka bu konu yani cezbedecektir, ilgi çekecektir, umut vaat edecektir. Ama şu an tabii bugüne kadar böyle bir planlama yoktu. Şimdi böyle bir koruyucu hükümet yoktu. Biz mesela Avrupa'yı da araştırıyoruz. Zaten bu planlamayı ben yıllar önce gidip İtalya'da Sicilya Adası'nda, orada çünkü çok ciddi, kaliteli bir örneği var. Yani dönümlerce zeytin, işte dönümlerce narinciye, hepsini planlamışlar. Ve diyorlar ki İtalya yılda işte bu kadar milyon ton şunu üretir, bu kadar milyon ton zeytin üretir, bu kadar milyon ton işte yağ çıkarır gibi. Mesela ülkenin tarımsal boyutta istatistikleri var. Onları hedefler ve hep birlikte başarırsak ben eminim ki hem istihdamı sağlayacak, hem çiftçimizi, ailelerimizi kırsal kesimde evini toprağına bağlayacak bir çalışma olabilir. Adamız tarımda sudan çok ciddi yoksundu. Zaten bunu çok uzun yıllar hep birlikte yaşadık. Türkiye'den su gelmesi bence gerçekten yüzyılın belki de en önemli olayı. Ben de öyle değerlendiriyorum. Ve bunun ikinci, üçüncü boruyla desteklenmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü ilki çok ciddi şekilde başarıyla sonuçlandı. Ben umutluyum. Bu evet. Planı birlikte yürütürsek ve her dönemde de değişiklik arz etmezse güzel bir şey olabileceğinden, güzel bir şeyler olabileceğinden evet. Umutluyum. Süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki son bir göz atacak olursak çalışmanıza, hangi bölgeler için genel olarak böyle birkaç örnek alabilir miyiz? Hangi bölgede hangi ürün yetiştirilmeli konusunda? Çünkü önemli bir çalışma bu. Buradan da izleyicilerimiz bu çalışmayı temin edebilirler mi? Sizden fikir alabilirler mi? Onu da soralım. Biz şimdi kitabımızı baskıya verdik. Elimizde kitaplaştırılacak yani. Tabii yani şu gördüğünüz şekilde. Nereden bilmiyorum. Temin böyle. Edebilecekler? Tarımsal peki? Araştırma Enstitüsü'nden temin edilebilir. Kitap da nasıl kullanılacağı da içeriğiyle de ilgili tüm teknik bilgiler yer alıyor. Bizden öğrenilebilir. Dört tane çok değerli, 7 tane arkadaşımız çalıştı kitapla ilgili. Ama 4 tane arkadaşımıza da bu 48 tane türü bölüştürdük. Yani işte 7 tanesi bir arkadaşımızın, 10 tane tür bir arkadaşımızın şeklinde ve bu arkadaşlarımız yıllardır bu konuları çalışıyorlar. Üreticilerimiz arzu ederse gelecekler, bize başvuracaklar. Ben bu arkadaşlarla kendilerini görüştüreceğim ve arzu ettikleri, hayalini kurdukları tarımı birlikte şekillendirebilecekler Tarım Bakanlığı'yla. Çünkü sanırım ki en doğrusu bu, birlikte olmak. Ne üretici Tarım Bakanlığı olmadan olamaz, ne de Tarım Bakanlığı üreticisiz olamaz. Şöyle 1-2 örnek vereyim. Yani geldiğinde vatandaşlarımız arzu ederlerse inşallah ki 2017'de zaten mutlaka bu işe başlamamız gerekiyor. Çünkü şimdi bahsediyorum 10 yıl sonradan. Hazırlık yapıyoruz. Yani her kaybettiğimiz zaman bize çok ciddi zararlar açıyor diye düşünüyorum. Mesela Ercan bölgesi, Balıkesir, Akıncılar, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Meriç, Gaziköy, Gaziler, Kırklar ve Kiracıköy'den oluşuyor. Bu evet. 17 bölgeden bir tanesi. Şimdi burada eğer vatandaşımız tarım yapacaksa, tarla tarımı yapacaksa, kuru tarım, buğday, arpa, tritikale, yulaf, susam ve işte mürdümük, İtalyan çimi falan gibi yem bitkileri üretebilir. Bahçe bitkileriyle ilgili bir çalışma yapacaksa, tabii ki bahçe bitkileri olayı girdiği anda hemen su aklımıza geliyor. O da tabii araştırılacak. Badem, Antep fıstığı, kayısı, incir ve zeytin öneriyoruz. Burada bu türleri eğer tarımsal faaliyetinde aktif olarak öngörecekse üreticimiz, çeşit bazında da biz kendisine tavsiyede bulunacağız. Bu şekilde 17 tane bölgeyle ilgili tüm tavsiyelerimiz hazır. İnşallah hükümetlerimizin de desteğiyle hani bir cazibe kazansın diye arzu ediyoruz ki üreticimiz de hele bir başlasın, sonra size en başta vermiş olduğum örneği görecekler. Yani ben 150 kilo alıyordum bu arpadan. Hani kardeşim, yeğenim, komşum gitti Tarım Bakanlığı'ndan hareket etti. 350 aldı. O kazandı 10 bin lira, ben kazandım 2 bin lira. Niye ben de 10 bin lira kazanmayayım diye inşallah arzu ettiğimiz deseni ülkeye yayıp da evet. O kaliteli ürün aldığımız günleri yakalayabiliriz. Evet.
üretimimize sahip çıkmalıyız. Bu noktada da sizin çalışmalarınız önemli. Biz o zaman sık sık sizi davet edelim, izleyicilerimizle vallahi de paylaşalım. Vallahi çok sevinirim. Hatta ben arkadaşlarımla görüşürken de tabii şimdi ben genel çerçeveyi anlattım size. Evet, daha detaylı konuşmamız tabii, yani gerek. Mesela, bugün giriş yapmış olduk sizinle. Evet, eğer uygun olursa yine bu ekranlardan mesela tarla bitkilerinde ne hedefliyoruz? Bahçe bitkilerinde ne hedefliyoruz? Ondan sonra da biz zaten tek tek ele almak istiyoruz. Yani buğdayda ne yapmalıyız? Arpada ne yapmalıyız? Yani biz tüm bu bilgiyi donanımına şu an sahibiz. Yani bu donanıma sahip olduğumuz için zaten kitabımızı yayınladık. Yani bunların da tümünün üreticilerimize anlatılması lazım. Yani susamı önereceksek susam ekmeğe nasıl yönlendireceğiz üreticimizi? Bunların hepsini tek tek konuşmamız lazım. Tabii çok iş düşüyor bize. Bu kitaptan sonra iş kapasitemiz o kadar daha arttı. Gezip tek tek köy köy, üretici üretici, birlik birlik bunları anlatmamız lazım. Hükümetlerimizin de inşallah yapacağı yasal dayanaklarla da bir temeli olması lazım çalışmanın ve hükümet politikasından çıkıp devlet politikası olmalı. Yoksa yine bu geçmiş yıllarda yaşadığımız sorunları yaşarız. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için bugün. Çalışmanız oldukça önemli. Başka bir programda daha detaylı değerlendiririz ilk fırsatta. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz size. Çok sağ olun size de. Değerli izleyenler, böylelikle Güne Bakış'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine 15.30'da karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.